5 Mart 2021 Gündem Haberdar yayınından herkese merhabalar. Çok önemli bir kritik bir durumdan bahsedeceğim. İki önemli kritik durumdan bahsedeceğim. Biri siyaset oyunu, siyaset tezgahı ve bu siyaset tezgahının Türkiye için nasıl bir tehlikeli boyuta gelebileceğinin 2023 planı ve çatısının ne olduğunun, 1994 ruhunun 2023 çatısı altında birleşmesinin ne anlama geldiğinin, o ruhun kendisine vücut aradığının ve bu vücudun da 2023'te biçilmeye çalışıldığını bir değerlendirmesi olacak. Bu doğrultuda Saadet Partisi ile Oğuzhan Asil Türk ile Erdoğan arasındaki pazarlıklar, Saadet Partisi demeyeyim, Oğuzhan Asil Türk ve Milli Görüş ile Erdoğan arasındaki pazarlıklar ve 94 ruhu ne anlama geliyor? 94 ruhunu bize nasıl anlatıyorlar? 94 ruhundan bahsederlerken herkesin aklına yerleşen siyasi bir olgu var. Siyaset olgusu içerisinde 94 ruhu sanki yerel seçimlerde elde edilmiş olan gücün zikredilmesi gibi anlaşılıyor. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olması, Ankara'da Melih Gökçek'in belediye başkanı olması gibi anlaşılıyor. Peki bu 1994 ruhu bu anlama mı geliyor? Yoksa alt perdesinde başka bir şey mi var? Bir defa net bir şekilde söyleyelim. Tarih 2010'dan itibaren 10, 11, 12, 13, 3 senelik süreçlerde, yani buradan 11 sene önce artık kadayıfın altının kızardığını, çevrilmesi gerektiğini, konjonktürün uygun hale gelmesi gerektiği konuşulurken 1994 ruhu İstanbul'da İstanbul AKP Parti Teşkilatı içerisinde konuşulan, pişirilmeye çalışılan bir düşünceydi, bir anlayıştı. Bugün hala hayatta olan Bülent Turan'a, AKP'nin önemli isimlerinden birine gidip sorabilirsiniz. O dönem etrafındaki herkese 1994 ruhunun tekrar yeniden dirileceğini, bu ruhun dirilmesi için takiye içerisinde, yani her şeyi gizleyerek, saklayarak takiye ile 1994 ruhunu öne çıkaracaklarını anlatmaya çalışıyordu. Tabii bunun adına takiye demiyordu. Siyaset diyorlardı bunun adını. Erbakan'ın söylediği gibi kadayıfın altının önce bir pişmesi gerekiyordu. Piştikten sonra kadayıfın altını üstüne getirecekler, düzelteceklerdi. Nedir 1994 ruhu ve günümüzde neden önemli? Neden 1994 ruhunu gündeme getirdiler? 1994 ruhu Erbakan'ın kafasındaki İslam Birliği, İslam Dinarı, İslam Ekonomisi, İslam Ortak Pazarı, İslam NATO'su, İslam Barış gibi barış gücü gibi fikirlerin toplamda bir İslami anayasa çerçevesinde yeniden belirlenmesi, Kur'an ve sünnet odaklı bir ümmet anlayışının Türkiye Cumhuriyeti rejiminin değiştirilmesiyle inşa edilmesinin adıdır 1994 ruhu. 1994 ruhu çerçevesinde adım atılırken 1994 senesinde bu konuşulanlar yavaş yavaş adım adım safha safha gerçekleştirilirken Erdoğan'ın bütün bunları yaparken siyaseten görüşmüş olduğu isimler var. 1994 ruhunu o dönemin ütopyası, o dönemin fanatikliği, o dönemin meselesi gibi görmeyin. En anlayışlı insanlar olarak gördüğünüz Bülent Arınç'ın eski açıklamalarına bakarsanız aslında satır aralarında bütün bunların her zaman söylediler ve bunu ifade ettiler. Fakat bunu toplum anlamasa da onların kendi ortak dili, kendi örgütlerinin siyasal İslam geleneğinden gelenler bir ortak dili vardır ve orada o konuşmalar ne anlama gelir çok iyi bilinir. Mesela Bülent Arınç'a neden yenilikçiler hareketi başlattınız diye 7-8 sene sonra, yani iktidardayken artık meclis başkanı iken sorulduğunda Erbakan'ın o dönem için düşünceleri olan İslam dinarı gibi, İslam anlayışı gibi, İslam birliği gibi bu tip şeylerin o dönem için doğru olsa bile, altını çiziyorum kendisinin ifadesiyle, Bülent Arınç'ın ifadesiyle, bu ifadeler, bu görüşler doğru olsa bile o dönemin konjonktürüne, dinamik güçlerine uygun olmadığı için onu tartışmak, tartışmaya açmak doğru değildi. Çünkü halka itici geliyordu. Doğruluğu kabul edilmiş, halka itici gelmemesi için de yeni siyasi cereyanlar oluşturulmuştu. Bu yeni siyasi cereyanlarda da hareket haline, demokrasiyi Avrupa Birliği'ne önceleyen, Avrupa Birliği normlarıyla birlikte hareket edebilecekleri bir Türkiye vaadiyle ortaya çıkıp dinamik güçlerin kendi tarz şeyleriyle söylüyorum, ifadeleriyle söylüyorum ve ahval ve şeraitin hazır hale gelmesinden sonra, çünkü eskiden öyle konuşulurdu, bir anayasa vardı, bir de ahval ve şerait vardı anayasanın dışında. Yani askeri devlet kurumlarının güçleri vardı ve onlar siyasete doğrudan müdahil olarak işi bozmaya çalışırlardı. Bu plan doğrultusunda önce dinamik güçlerin bertaraf edilmesi gerekiyordu.
Bunu bertaraf etmek için de yeniden bir dinamik güç oluşması gerekiyordu karşılarında. Öyle bir dinamik güç olmadığı için de zaten Gülen bürokrasisini o dinamik güçleri bertaraf için kullandılar. Sonra dönüp Gülen bürokrasisini de Gülencileri de bertaraf ettiler ve zemini tamamen hazır hale getirdiler. Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'le konuşmuş olduğu 1994 ruhu işte bu ruhtur. Bu ruha 2023 yılında bir beden oluşturmaya çalışıyorlar. Yeni sivil anayasa tartışmalarını bu ölçüde baktığınız zaman ortaya net bir tablo çıkıyor. Peki bütün bunlar böyle bir gecede mi olur? Bir anda mı olur? Hayır, olmaz. Zaten bir gecede olmaması için de çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1994'te Erdoğan Tanrı Adnan Tanrı verdiği tanışıklığıyla başlayan 2000'li yılların sonlarına doğru 2010'lu yıllarda 2010'lara doğru daha doğrusu ete kemiğe bürünen sonra Sadat sonra Assam adı altında kurumlaşan bu dernekler ne yapmaya çalışıyorlar? Aslında 1994 ruhunu dava dedikleri şeyi günümüze bir hesaplaşmaya, 100 yıllık hesaplaşmaya götürmeye çalışıyorlar. Bu minvalde adımlar atıyorlar. Bunun için önemli olan hilafetin inşası. Hilafetin inşasından kasıt da bir İslam birliğinin başındaki insan yeterlidir. Buna halife denmesine gerek yok. Yanlış anlaşılıyor. Sanki hilafet getirilecek, sanki hilafet ilan edilecek. İlan edilen hilafet etrafında da bütün İslam birliği oluşacak. Onun için de daha zamanları var. Fakat şu anda düşündükleri o hilafet anlayışı İslam birliğini kurma. Buna da adını da zaten şöyle koyuyorlar. İslam ülkeleri parlamentosu. Bu çalışmaları yıllardır yapıyorlar. Bu çalışmaları Adnan Tanrı verdi. Yaklaşık olarak 28 ülkede devam ettiriyor. O, oğlu ve Assam Yönetim Kurulu bütün bu çalışmaları yıllardır pişiriyorlar. Ne var işin içerisinde? İslam Birliği Başkanlığı adı altında bir konfederatif yapı düşünüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını değiştirmeseler bile anayasasındaki bazı maddeleri değiştirerek bu konfederatif yapıya uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Rejim değişikliğini bizim bildiğimiz anlamda tamamen ortadan kaldırılacak bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldırmak, ismini değiştirmek, yepyeni bir anayasa, yepyeni bir isim, yepyeni bir şer'i esasla ve hukukla ortaya gelmek, bir şeriat devleti kurmak olarak anlamayın. Onun için de zamanları var. Belki de onun için işte bir sonraki seçimleri, daha doğrusu seçim değil artık, bir sonraki adımı bekliyorlardır. Fakat 2023 yılına kadar giderken yapmaya çalıştıkları şey, bu 28 ülkenin bir araya gelerek oluşturmaya çalıştığı bir konfederatif yapı altında bu birleşiğin başkanlığını oluşturmak. Aslında bu birliğin başkanlığı hilafet anlamına geliyor. Peki Avrupa ya da daha doğrusu diğer İslam ülkeleri, Arap ülkeleri bütün bunların tamamına karşılar mı? Karşı olmaları bir şey değiştirmiyor. Ben 28 ülkeden kastı zaten Körfez ülkelerini kastetmiyorum. Onların içerisinde sadece Katar var. Arap coğrafyasında da sadece Mısır var. Bir taraftan da Suriye var bunların planının içerisinde. Peki hangi ülkeler var? Benin var, Bangladeş var, Çad var, Etiyopya var, Filistin var. Güney Afrika var, Gana var, Jamaika var, Kamerun var, Katar var, Kazakistan var. Bu şekilde Kenya var, Barolu var. Bütün bu devletlerin içerisinde bir konfederatif yapı, 28 devlet içerisindeki konfederatif yapıyı oluşturup bu konfederatif yapıya bir isim vermek istiyorlar. O isminde İslam Birliği'ni teşkil edecek olan bir isim olması gerekiyor. Asya ve Afrika'yı kendi içerisinde bilindiren bir Asrika diye adına verdikleri yani Asya ve Afrika'nın kısaltılmışı olan Asrika İslam Devletleri Konfederasyonu. Bu konfederasyonun konseyleri olacak onlara göre ve bu konseylerin içerisinde başkanlık konseyi olacak. Başkanlar bir araya gelecek, toplanacaklar. Dışişleri Bakanlığı konseyi olacak, Savunma Bakanlığı konseyi olacak, Maliye Bakanlığı konseyi olacak ve bütün bu konfederatif yapının merkezinde kriz yönetimi olacak. Kriz yönetimin altında sosyal olayları, siyasi olayları, hukuki olayları ve militarist askeri olayları çözecek olan güçler olacak. Bu güçlerin altında da deniz, hava ve kara kuvvetleri oluşacak, güçleri olacak. Yıllardır çalışmış oldukları plan bu. Uzun zamandan beridir 1994 ruhu dedikleri ve bir çerçeve içerisinde çizdikleri o plan bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin adı aynı olmakla birlikte İslam Konfederasyonları ülkelerinin adına Asrika adını verecekler. Bu konfederasyonun başkenti nasıl ki Avrupa Birliği'nin başkenti işte Belçika sayıldığı gibi onun gibi böyle düşünün. Onun da merkezinin İstanbul olacağı ve resmi dilinin de bütün bu ülkeler 28 ayrı ülke olduğu için resmi dilinin de Arapça olacağı konuşuluyor. Ve bu sivil anayasaya bu konfederatif anayasasına uygun olarak Türkiye'de de yeni bir anayasa çizimi ortaya konuyor ve Erdoğan'a çizilen rolde bütün bu konfederatif yapının
başkanı olarak bir rol. 1994 ruhu denilen ruh, anlatmaya çalıştıkları, hepimize söylemeye çalıştıkları şey bu. Yeni sivil anayasa derken bunu anlatmaya çalışıyorlar. Yeni sivil anayasanın bu konfederatif anlayışa uygun hale getirilmesini ve bu doğrultuda hareketlerle rejimin aslında dolaylı olarak değişiminin anlatılmasını istiyorlar. Nedir amaçları, dertleri nedir? İslam birliği oluşturacağız derken İslamcıların kafasını anlamak adına çok önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Onlar için, İslam için en önemli tehdit Türkiye içerisindeki dinamik güçler, laikler, eskiden askerdi onlar ve Kemalist anlayış. Diğer bir noktada da bunlardan daha tehlikeli olan, çok daha tehlikeli olan bir yapı vardı kendileri için karşıda. O da Gülencilerdi. Çünkü Gülenciler dindar muhafazakar olmakla beraber dindar ailelerin çocuklarını kazanıp siyasal İslam'dan uzaklaştırıp Batı normlarına, o geleneğe uygun bir şekilde hareket edişini sağlayan dış güçlerin oyunu, uşağı, ajanları olarak görülen siyasal İslamcılar için bu hep böyleydi. 94 ruhu bu anlama geliyordu zaten ve en önemli engel olarak görülüyordu önlerinde. Çünkü diyorlardı ki bunlar Müslümanların yönünü batıya dönmesine neden oluyorlar ve tehlikeliler. İkinci tehlikesi de devlet kurumlarında bunların kadroları var. Oysa biz bu dinamik güçleri zaten bertaraf etmek istiyoruz. Bu dinamik güçleri karşısında bunlar karşımıza çıkacaklar. Onları da bertaraf edelim. 2010'lu yıllarda bunlar konuşulmaya başlanıyordu. 15 Temmuz tertibi olsaydı da olmasaydı da, 17-25 Aralık olayı olsaydı da olmasaydı da bu kavga olacaktı. Çünkü siyasal İslamcılar devleti bu şekilde rejim değişikliğine götürecek bir planla hareket ediyorlar başından beri. Diğer bir tehlike kendilerinin nezdinde İslam için tehlikeli olan bir diğer konuda Avrupa Birliği'dir. Avrupa'nın bizzat kendisidir. Avrupa onlar için Hristiyan Birliği'dir. Haçlı İttifakı'dır. Haçlı İttifakı'na karşı da onlarla birlikte otursam da, onlarla birlikte kararlar alsam da, onlara biz Avrupa Birliği normlarını uygulayacağız desen de aslında bütün bunların hepsini siyaseten yapıyorsundur. Kadayıfın dibinin pişmesini bekliyorsundur. Anlayışları budur. O kadayıfın dışı altı pişmeden çevirmenin anlamsız olduğuna inanırlar. Tarih 1979-80 Doğru Yol Partisi ile birlikte devam eden Milliyetçi Cephe ittifakı vardır. O ittifaka Erbakan hükümeti Milli Selamet Partisi olarak, MSP olarak destek vermektedir dışarıdan ve kendisine mikrofonlar uzatıp neden siz bu iktidara karşı olmanıza rağmen destekliyorsunuz dediklerinde verdiği tarihi cevaptır. Kadayıf'ın altının kızarmasını bekliyoruz. Siyasal İslam tarihine baktığınızda Kadayıf'ın altının pişmesini beklediklerini sürekli görürsünüz. Avrupa Birliği ile görüşmeler, Batı ile görüşmeler, Amerika ile görüşmeler, bütün bunların tamamında bir zihinsel olarak bunlara karşı aslında cephe alıp bu kendilerince bir ütopya olan İslam Birliği, İslam Konfederasyonu, İslam Ordusu, bu tip oluşumları 94 ruhunu diriltip, sözüm ona, ve yeni alternatif bir İslami birlik oluşturma düşüncesiyle karşı karşıya geldikleri bir Avrupa normları var. Bu Erdoğan'ın Türkiye'yi dizayn ve tasfiye etmesi, daha doğrusu bu anlayışın 94 ruhunun Türkiye'yi dizayn ve tasfiye etmesinde aynı Bülent Arınç'ın dediği gibi bu düşünceler doğru düşüncelerdir ama tartışmak için yanlış bir zemin, konjonktürel davranılmadı dediği, şimdi artık zeminin hazır hale geldiğini düşündükleri, 20 yıldan beridir bu çalışmayı yaptıklarını ve bütün bu çalışmaların tamamı doğrultusunda mesela Ayasofya'yı açmayı bile bunun bir gerekliliği olarak gördüklerini bilmemizi isterim. Erdoğan'ın sarayda Ozan Asil Türk'le görüşmesi işte bu anlama geliyor. Ozan Asil Türk'le görüşen Erdoğan, zaten Ozan Asil Türk milli görüşün lideri olarak kendisini şu anda takdim ediyor. Saadet Partisi'ni ve Temel Karamollaoğlu'nu ayrı bir kenarda tutuyorlar. Ozan Asil Türk'le ayrı görüşmeler yapıyorlar. Milli görüşün, davanın sahibi olarak Ozan Asil Türk'ü görüyorlar. Ve Erdoğan, Ozan Asil Türk'e 1994 ruhunu 2023'te inşa edeceklerini ve bir daha bu kadar büyük ve güçlü bir güç, bir iktidar elde edemeyeceklerini, bu güç dağılırsa 94 ruhunun da dağılıp biteceğini ve siyasal İslam'ın tamamen artık bir daha Türkiye'de hakim olamayacağını, TSK'nın, emniyetin, yargının, diğer devlet kurumlarının tam istedikleri kıvama geldiğini ve bunun içinde kendi planının aslında bu olduğunu, yıllarca bu planları gizli saklı şekilde yürüttüğünü,
Ve bütün bu dosyalar Adnan Tanrıverdi'nin hazırlamış olduğu bütün bu dosyalarla Ozan Asil Türkiye bunu ispatladığını, anlattığını ve desteğini istediğini bütün bu etrafta olan, sağında olan, solunda olan konuşanlar, önemli haber kaynakları, Ankara kulislerinde dillendirilenler bunlar ve çok önemli haber kaynaklarından aktararak bunları size söylüyorum. Kafama göre konuşmuyorum. O görüşmelerde zaten Ozan Asil Türk'ün bunun bir ispatını istemek gibi bir durumda olduğundan, bunun da yerine geldiğini görme açısından Ozan Asil Türk'ün işaret ettiği Osman Kabaktepe'de Saadet Partili, siyasal İslam kökeninden gelme, İmam Hatipli, Erbakancı, doğuştan beri Erbakancı neredeyse, böyle birini İstanbul İl Başkanlığı'na getirdiler. İstanbul İl Başkanlığı'na bu ismin gelmiş olması, Ozan Asil Türk'le böyle anlaştıklarının ve onları ikna ettiklerinin, milli görüşü transfer ettiklerinin, artık davanın Erdoğan olduğunun, Erdoğan etrafında bir dava anlayışı oluşması gerektiğinin altına imza atılmış durumda. Bütün bu Asram Yönetim Kurulu, Adnan Tanrıverdi ve oğlu ve diğerleri, sadece Ozan Asil Türk'te değil, bu minvalde bütün tarikat ve cemaatlerle görüşmeler başlatıyorlar ve Ozan Asil Türk'e manevi bir görev veriliyor. Ozan Asil Türk ve etrafındakiler bugün bütün cemaat ve tarikatleri, diğer muhafazakar bütün yapıları, hepsine gönüllü olarak 2023'ün ne olduğunu anlatıyorlar ve diyorlar ki bu İslam'ın en büyük zaferlerinden birine dönüşecek. Bu İslami zaferi biz ancak Erdoğan'la elde edebiliriz. Dolayısıyla da bu minvalde, bu doğrultuda olaya bakın ve olayı siyaset olarak görmeyin, din mücadelesi olarak görün. Bu saatten sonra Erdoğan'ın, etrafındakilerin ve diğer bütün hepsinin 2023 yıla giderken sadece din vurgusuyla karşımıza çıkacağını, bunun karşısındaki ötekilerin hepsini kafir ya da daha farklı tanımlamalarla söyleyeyim, öteki bir zaviyede gördüklerini ve bunu ilan edeceklerini de görmek lazım. Bunu net bir şekilde anlatıyorum. Bütün tarikat cemaat liderleriyle Ozan Asil Türk üzerinden bu görüşmeler yapılıyor ve Ozan Asil Türk'e milli görüşün tamamen gömleğinin tekrar saraya giydirilmesi isteniyor. 94 yılında bu ruha karşı çıkan ve henüz yeri ve zamanı değil diyen ve bu doğrultuda 2000'li yıllara gidildiğinde AKP'yi kuran Erdoğan, şimdi ben o gömleği çıkardım demişti ya, o gömleği tekrar yeniden giyiyor. Bu bütün bu anlayışı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kafasına geçirme planları yapıyorlar. Bunu yaparken çok İslam aşığı olduklarından, İslam birliğini düşündüklerinden, hilafeti düşündüklerinden mi? Değil. İktidarını başka şekilde koruma yolu kalmamıştır. İktidarı koruyabilmesi için bu değişimleri yapması zaten gereklidir. Bu gereklilik de onu en başa 1994'e geri götürmüştür. Ve bu anlayışla, bu doğrultuda hareket ediliyor. Bu doğrultuda hareket edildiği için artık Bahçeli de, Süleyman Soylu da kendileri için bir tehlike arz etmeye başladı. Önümüzdeki kabine değişikliği yaparken 94 ruhunu taşıyacak olan isimlerin kabinede yer alması konusunda pazarlıklar sürüyor. Ozan Asil Türk'ü dikkatli takip edin bundan sonra ve Temel Kalamurla oğlu olmak üzere Saadet Partisi'nin içerisinde gelenlerle ilgili İngiliz adamları oldukları, Batı'nın adamı oldukları, CHP ve İYİ Parti'yi Amerika'nın ve Batı'nın koordine ettiğini ve bunların da onlara yapışarak Batı'nın elemanları olduğu kara propagandası yapılacak. Ayrıyeten davadan kopmuş olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi insanlar yine aslında İslami Birliği falan hani istemeyen, öyle lanse ediyorlar. Bir Avrupa'nın yanında hareket ettiklerinden onlar da hain olarak görülecek ve lanse edilecek. Önümüzdeki dönem siyaseten en önemli çatışma unsuru din üzerinden yürütülecek ve 2023'e giderken 94 ruhu olan esasları sivil anayasa adı altında Türkiye'ye bir daha çıkarmasın diye giydirmeye çalışacaklar. Biliyorlar ki 2023 yılında kaybedecekler. Kaybettikleri zaman da başlarına gelecekleri bildikleri için bütün bu anlattığım 20 yıllık plan ve projeler doğrultusunda bir de sivil milis güçleri kurdular. Bir de kendilerince ümmet ordusu kurdular. Ümmet anlayışı altında hareket edebilecek bir zeminde militarist güçler kurdular. Bunların tamamını da organize eden, bütün bu organizasyonların tamamının başında olan AKP'li isimler var. Metin Külük denen adam bunlardan biridir. Zaten mafyavari bir adam olduğu için de
gençleri kolay yoldan ayartmanın yolunu tercih etmişlerdir ve bunların silahlı birlikleri Sadat çatısı altında eğitim gördükten sonra farklı noktalarda organizasyon şeması içerisinde hareket ediyorlar. Asla bu iktidarı bırakmayacağız kafasıyla hareket ediyorlar. 94 senesinde Erbakan kürsüye çıktığında adil düzenin ayak sesleri geliyor. Bu dönüşüm sağlanacak, bu yapı gidecek, yerine biz geleceğiz, yeni bir yapı gelecek. Bundan korkuyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Bu dönüşüm zaten olacak. Ya, eğer bu dönüşüm katı mı olacak, sert mi olacak, soft mu olacak? Bu geçiş süreci tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Göreceksiniz diye bir açıklaması vardı. İşte 2023 yılına giderken bu süreci gerekirse kanlı olacak kararına varmış durumdalar. 2023 senesinde tekrar söylüyorum, bir sonraki seçimde kaybederlerse iktidarı bırakmama adına, bu gücü ellerinden bırakmama adına gerekirse kanlı olması konusunda hemfikir olmuşlar. Bunun çalışmalarını yapıyorlar. Kanlı olacak tarafının diğer kısmı 2023'e giderken son bir defa daha seçimler ve sandıklar insanların önüne gelecekken onların anlayışına göre öyle. 2023'ü elde ettikten sonra artık her şey bitmiş olacak onlara göre. Tamamlamış olacaklar ve artık tamamlamış oldukları rejimde hareket edecekler. 2023'e giderken önlerine gelecek olan o sandıktan bir farkla kazanma adına şimdi muhalefeti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Yine diğer konuya geleyim. Çok net ifade edeceğim. Sayın Meral Akşener, lütfen bu yayını bir şekilde dinleyin. Lütfen bu söyleyeceğim kulağınıza küpe olsun. Etrafınızdaki insanlardan, çok çok partinizde ön plana çıkmış olan insanlardan bazılarını mevcut rejimin MİT maharetiyle, Sayın Meral Akşener, siz devleti çok iyi tanıyorsunuz. Siz 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu'nu gördünüz. Devletin içerisinde nasıl kirli yapılar olduğuna bizzat şahit oldunuz. Şimdi de bilin ki o kirli yapılanmaların Erdoğancı versiyonu olarak önümüzde duran, 2023'ü inşa etmek için her yola başvururuz diyen MİT maharetiyle, onların içerisindeki bir klik maharetiyle sizin yakınınızdaki, en yakınınızdaki insanlara suikast planlamayı düşünüyorlar. Ben bu bilgiyi çok net, çok sağlam, çok güvendiğim, ta Ankara yıllarından beri, eskiden beri, gazeteciliğimin ilk zamanlarından beri haber kaynaklarım olarak gördüğüm ve beni bugüne kadar yanıltmayan, çok önemli noktalardaki, bürokrasideki, kilit noktalardaki insanların söylemiş, vermiş olduğu bilgilere dayanarak söylüyorum. Bir yorum yapmıyorum şu anda. Bir gazeteci olarak haber yapmıyorum şu anda. Size çok net ve kesin bir bilgiyi aktararak uyarıyorum. MİT maharetiyle etrafınızdaki insanları öldürmek için planlar yapıyorlar. Bunu yaparken PKK yaptı diyecekler. Ve sizi HDP ile çatıştıracaklar, çatıştırma boyutuna getirme planları yapıyorlar. Bunu etrafınızdaki bütün insanlarla konuşmalısınız, tedbirlerinizi almalısınız. HDP'ye de sesleniyorum. Size kurulacak tuzak, İYİ Partili bu isimlerin öldürülmesiyle üzerinize gelmeye çalışacaklar. Bildiğiniz, ettiğiniz, gücünüz ne varsa bu minvalde bu algılar dağılsın diye şimdiden konuşmalısınız, şimdiden anlatmalısınız, şimdiden bu oyunu bozmalısınız. Bunu lütfen dikkate alın. 2023'e giderken bunların zihniyeti farklı. Kanlı eylemler, olabildiğince kan dökülmesini göze almış olan bir grupla, bir klikle karşı karşıya olduğunuzu da bilin. İYİ Parti'nin etrafındaki, daha doğrusu Meral Akşener'in etrafındaki medyatik olanlar. Bunu sizler de çok iyi bilin ve dikkat edin kendinize. Kurulacak olan bu tuzağa düşmeyin. Tuzak bir tarafa, canınıza kastedecekler, canınıza suikastlerle. O yüzden dikkat edin, önlemlerinizi alın, tedbirlerinizi alın ve çıkıp bunu açık yüreklilikle her yerde konuşmayı ihmal etmeyin. Tekrar söylüyorum, İYİ Parti ile HDP'yi birbirine düşürmek için İYİ Parti'nin kurmaylarından bazı insanlara suikast planı düşünüyorlar. Ve bunu yaparken de altyapısını Batı Çalışma Grubu'nun
tıpkı internet sitelerinden hazırlamış oldukları gibi hazırlamışlar bile. İsimlerini bilmiyorum o internet sitelerinin, fakat o internet sitelerinin altyapısı hazır bile. Öldürülen isimlerin o ne oluyor diye ortaya çıkar çıkmaz daha yarım saat, bir saat içerisinde o internet siteleri üzerinden bunu örgüt tarafından yapılmış gibi gösterilerek, onu örgüt bu eylemi kendisi kabul ediyor gibi, örgütün sanki PKK'nın altyapıları o eylemi üstleneceklermiş gibi de bir plan, bir projeleri var. Bu plan ve projeleri bilerek hareket edin ve bunu yapacaklarından da zerre kadar, yapmaya teşebbüs edeceklerinden de zerre kadar şüpheniz olmasın. Bugün ben burada bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak bu uyarıyı yapmış olayım size. Ama bilin ki sağlam kaynaklara dayanarak söylüyorum bütün bunları. Ve bütün bunları size söylerken de bu planın deşifre olmasını, konuşulması gerektiğini, gündemde kalması gerektiğini, bu gündemde kalmasıyla beraber o planı artık uygulamayacaklarını da bilmenizi istiyorum. Konuşulursa, anlatılırsa, çevreye söylenirse bu plan ellerinde patlayacak. O planı ellerinden patlamak için bunu gündeminize almanız gerekiyor. Kendilerine İyi Parti'nin çevresinden, kurmaylarından, MİT'ten, devletten geliyoruz diye kendilerine gelip sizi PKK öldürecek diyenler varsa eğer, çıksınlar açıktan söylesinler. Kimler söyledi kendilerine bunları? Neler dönüyor ortalıkta? Ve bilsinler ki bir tuzağın içerisine çekiliyorlar. Bunu bir kuru kabadayılıkla karşılamasınlar. Alnımız ak, başımız dik, canımız ortada, isteyen gelip öldürebilir gibi böyle efelenmelerle söylenecek şeyler değil bunlar. Çünkü bunu yapacak olan örgüt değil, bunu yapacak olan MİT içerisindeki örgüt. Onlar dizayn ediyorlar. Dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum ısrarla. Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, sizler bu dava denen gelenekten gelen insanlarsınız. Sizler 1994 ruhunun ne olduğunu gayet iyi bilen insanlarsınız. Ve sizler bu oyunu gördüğünüz için zaten AKP'den ayrılmış olan insanlarsınız. Siz bu oyunu gördünüz. Siz bu planı, projeyi gördünüz. Siz bunun ne kadar tehlikeli boyutlara varacağını da gördünüz. Lütfen artık siz de bu oyunu bozma adına politikalarınızı belirlemede biraz daha hassas davranın. Toplumun kutuplaştırılmış olan diğer insanların üzerine iktidarın diliyle, rejimin diliyle gidip terörist ilan ettiğiniz sürece 1923'te uygulamak istedikleri o sistemin rejim değişikliğine su taşımaya devam edeceksiniz. O rejim değişimi olduğu sürece sizler önce hapse atılacaksınız çünkü hainsiniz onlara göre. Davayı satmış olan hainler olarak ele alınıyorsunuz. Toplumun sair kesimlerine kulak verin. Kutuplaşmanın önündeki engelleri kaldırmaya çalışın. İktidarın dilini kullanmaktan vazgeçin. Karşı tarafa almış olduğunuz cenahların üzerine terörist olarak gittiğiniz sürece onları ezdiğinizi, onlarda intikam ve hırs duygusunu tahrik ettiğinizi bilin. Barış adına, uzlaşma adına hareket edin. Onlara elinizi kolunuzu anlatmaya, uzatmaya çalışın. Bununla birlikte Türkiye'nin dışında, içinde ve dışında çok önemli bir güç olmasına rağmen mevcut halden dolayı rejimin baskısı altında kalan ve nispeten yurt dışına çıkmış olan Gülen grubu mensuplarına da açık ve net çağrıda bulunuyorum. Türkiye artık bir ülke meselesiyle karşı karşıya, çok önemli tehlikelerle karşı karşıya. Gerek Davutoğlu üzerinden, gerek Ali Babacan üzerinden, AKP'nin bütün o eski politikalarını takip etmiş olan insanlara, sosyal medyadan, diğer cenahlardan, lütfen ama lütfen intikamı çağrıştıracak, önlerini engellemeye çalışacak, onlara da düşman ilan eden söylemlerden lütfen ama lütfen uzak durun, lütfen bu kutuplaşmaya alet olmayın. Bu kutuplaşmaya alet olan bütün tarafların artık ortak bir makuliyet çizgisinde geçmişi bir kenara bırakarak yan yana gelmeleri, diyalog kanallarını açmaları gerekiyor. Ortak bir makuliyet çizgisinin oluşması gerekiyor. Artık bu mesele Türkiye meselesidir. Bu mesele siyasal İslam meselesi, bu mesele Gülen grubunun meselesi, bu mesele Kürt meselesi değildir. Bu mesele ülke meselesi halini almıştır. Çok geç olmadan ülkesini düşünen bütün insanlara sesleniyorum. İdeolojilerinize aşkın bir şekilde, dertlerini, tasalarınızı, hatta mevcut acılarınızı bile bir kenara bırakarak iktidarın sizi vurdurmaya çalışmış olduğu başka bir bahçede bir araya getirip
intikam duygularıyla birbirinizi kılıçtan geçirmeye çalıştığı bu siyaset diline lütfen alet olmayın. Bunun haricinde istediğimiz şekilde, istediğimiz gibi yazarız, ederiz, konuşuruz, sana ne diyenlere de saygım var. Ona hiçbir şey demiyorum. Fakat ben duyarlı bir insan olarak bildiklerim ölçüsünde bütün bunları size anlatmayı kendimce vazife biliyorum ki günün sonunda çok büyük kırılmalar yaşanırsa eğer, çok kanlı katliamlar karşımıza çıkarsa eğer, ben uyarılarımı yaptım üst perdeden, herkese anlatmaya çalıştım, ne yapabilirim, elimden de başka bir şey gelmedi diyerek, en azından o gün susmadım diyerek vicdanımın borcunu ödüyorum burada. Vicdanımın diyetini ödüyorum burada. Lütfen tehlikenin farkına varın. Lütfen bu boyutları görün. Tüm bunlar doğrultusunda çizmiş olduğum tabloda karamsar gibi bir tablo çizdiğimin ben de farkındayım. Ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumda bütün bu kirli planların açık edilmesi hepimizi, herkesi korkutur, telaşlandırır, endişelendirir. Ben de bunun farkındayım. Fakat bütün bu planları, bütün bu rejimleri rejim değişikliği dahil olmak üzere yapmayı düşünenlerin, devlet kurumlarının tamamını kendi bünyeleri altına alanların hepsinin de ortak noktası şu. Diyorlar ki bütün bunları yapabilmemizin önünde tek bir engel var, o da halk. Halkı hala ikna edebilmiş değiliz. Zaten halkı ikna edebilmiş olmadıkları için gerekirse kanlı olur diye karar almış durumdalar. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, ne olursa olsun, neyi denerlerse denesinler, şu çark asla ama asla Türkiye'de ne 23'te, ne 71'de, ne bilmem kaç tarihinde asla Türkiye'nin ayak bağı olmayacak, asla başına geçmeyecek, geçemeyecek. Benim beklentime gelince bütün bu kavgalardan, bütün bu çatışmalardan, bütün bu dibe vuruşlardan göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda herkesin el ele verdiği, kimsenin kimseyi ötekileştirip yadırgalaştırmadığı, kendi ideolojisini getirip devletin başına geçirmeye çalışmadığı bir Türkiye doğacak. Z kuşağı denilen gençler, 30 yaş ve 6, bütün bunların hepsi, bu ideolojik bagajların hiçbir çatışmasını sırtlarında taşımayan insanlar. Bunlar size, bize ümit versin. Mevcut rejimin, bir önceki rejimin bütün kalıntıları, kirleri, pasları, her birerlerini temizleyip kendince oluşturmaya çalıştığı yeni bu karanlık ve kirli yapı da hiçbir zaman oluşmayacak, oturmayacak. Omurgaları yok bunların. Böyle güçlü duruyor göründüklerine bakmayın. Milli görüş kimliğini, gömleğini bile giymeye muhtaç hale geldiler bunlar daha düne kadar burun kıvırırlarken. Plan ve projeler doğrultusunda hareket ettiklerini zaten ben kendim söylüyorum size. Fakat bu plan ve projelerin hiçbir zaman hayata geçirilemeyeceğini, ütopya olarak kalacağını da yine ben söylemiş olayım size. Bunu Davutoğlu da gördü ayrıldı. Bunu Ali Babacan da gördü ayrıldı. Bunu AKP içerisindekiler görüyorlar. Zaten kendi bileşenleri olan Bahçeli, Süleyman Soylu bunlar da görmek üzereler. Bunların da kalemleri kırılacak. Bir savaşta bunlarla yapacaklar. Ama 2023'ten önce, ama 2023'ü kanlı olarak kazanırlarsa. Bir de böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bütün yumurtalar tokuşacak. Merak etmeyin. Tokuşsunlar. Bütün yumurtalar, kirli yumurtalar, çürük yumurtaların hepsi kırılacak. Yepyeni bir Türkiye inşası olacak. Hepimiz de bunu yaşayacağız, göreceğiz. Ama bu 5 sene mi olur? Ama bu 10 sene mi olur? 3 aydan, 5 aydan bahsetmiyorum. 5 artı 5 yıllık bir plan doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin ısrarla altını çiziyorum. Ve bu doğrultuda da birlikte hareket etme kabiliyetini hepimizin kazanacağını görüyorum. Öngörü de değil, görüyorum. Ve bundan da çok önemli bir aydınlık Türkiye'nin çıkacağına da hiçbir şekilde şüphe duymuyorum. Bunlar da bunu biliyorlar. O yüzden bu iktidarlarını kaybetmemek için her yolu deneyecekler. Niye? Çünkü muhalefette kalma, iktidarı kaybedip muhalefete düşme lükslerini kaybettiler. Biliyorlar ki muhalefetten düşer düşmez önlerine inanılmaz dosyalar çıkacak
ve her birerleri ömür boyu yargılanacak kadar suça bulaşmışlar. Bunları bildikleri için iktidarlarını kaybetmek istemiyorlar. Burada noktalayayım ben Gündem Haberdarı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.